İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Ekren, saat 11'de Sani Konukoğlu Konferans Salonu'nda İnegöl'de bulunan kırsal mahallelerde görev yapan muhtar ve azalara konu ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Kaydında böyle durumlar söz konusu. Dediğiniz gibi vatandaşın ÇKS'sinde 50 dönüm var ama 100 dönüm ekiyor. Sadece 50 dönümlük bir alabilecek. Toplantıda konuşan İbrahim Ekren şunları söyledi. Geçen yıl tamamen yasaklanacak. Gerçi bütün itiraflı gübrelerin kullanımı yasaklanmıştı. Bu süre zarfında Bakanlık ve İçişleri Bakanlığı tarafından bu itiraflı gübrelerin patlama testleri yapıldı. Bu patlama testleri sonucunda %33'lük amonyum nitrat, %26'lık kalsiyum amonyum nitrat ve %21'lik kalsiyum amonyum nitrat gübreleri patlayıcı özelliğe sahip olduğu için yasaklandılar. Onun haricinde kalan nitratlı gübreler serbest bırakıldı. Satışında serbest, kullanımda serbest. Sadece 133'lük nitratlı gübre tamamen yasak, üretimi de yasak ve satışı da yasak. Tabii bu nitratlı gübrelerin bizim bitki beslemelerinde çok önemli bir yer olduğu için çiftçilerin yoğun talebi üzerine bakanlığımız sadece %26'lık ve %21'lik kalsiyum amonyum nitrat gübrelerini denetimli olarak satışına ve kullanımına izin verdi. Bunun için burada toplantı. Satış işlemleri Tarım Kredi Kooperatifi, Pancar Kooperatifi veya özel bayiler aracılığıyla yapılacak. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçilerimiz bu gübreyi almak için bizim içeri ürünümüze gelecekler. Yetkili mühendis arkadaşlarımızdan bu gübreyi kullanmak için reçete alacaklar. Bu reçete 4 müşha olarak düzenlenecek. Bunun sonucunda vatandaşımızdan almış olduğu 4 nüsha reçetenin birini biz kendimiz arşivlere ödüler alacağız. 3 tanesini vatandaşa vereceğiz. Daha sonra süreçte vatandaşımız gidip gübresini tatlıcı olabilir veya özel kuruluşlarla alabilir, banka bilgisi olarak gidip gübresini alacak. O bilgisi sahasını da gene sattığı yer alıp arşivleyecek. Kendisi de yetkiler alacak. Bundan sonra süreçte tabii ki çiftçimizin araziye uygulaması kalacak. Şu dönemde artık vatandaşımız yağışları bekliyor. Yağıştan önce birkaç gün öncesinden bu gübreyi uygulayacaklar. Denetimi İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personeline, Tarım Kredi Kooperatifi mühendislerine, Ziraat Odası mühendislerine, Panko birlikte bulunan mühendislere ait olduğunu belirten Müdür Ekren konuşmasını şöyle sürdürdü. Ziraat Kredi Kooperatifi üyesi de çalışan Ziraat mühendisine, Ziraat Kredi üyesi de bulunan Ziraat mühendislerine, Panko birlikte bulunan Ziraat mühendislerine aitti. Bursa Valiliği'nin en son çıkarmış olduğu 14.02.2017 tarihinde olurlar ile köy muhtarları ve azaları da bu denetim görevinde görevlendirildiler, yetkilendirildiler. Bana size geldiği zaman bu gücü kullanacağım dediği zaman muhakkak kontrollerinizi birebir yerinde izleyin ve ondan sonra imza atın. Allah korusun, yani belki içeride ahmet insanlar yok, belki farklı durumlar ortaya çıkmaz ama olmayacak diye bir şey yok. Aksi bir durumda çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Ve vatandaşlarımızı da muhakkak kullanmadan önce bu konularda uyarın. Biz gerekli yerlerde, gerekli zamanlarda uyarılmasını yaptık. Muhakkak bizden veya sizden habersiz bu işi kesinlikle yapmasınlar. Çünkü bu işin ucunda 3 yıl ila 8 yıl arasında bir hapis cezası var.